Modern fiziğin derin içgörülerinden biri, hızın zamanın akışını etkileyebileceğinin farkına varılmasıdır. Einstein, kütlenin zamanı yavaşlatmadaki rolünü tam olarak kavramadan önce hızın önemli etkisini fark etmişti. Bu anlayış, zaman hakkındaki sezgisel algımızı temelden zorlar. Bu etkiyi göstermek için basit bir senaryo düşün. Klasik bir düşünce deneyinde olduğu gibi, iki arkadaşı farklı yüksekliklere göndermek yerine bir arkadaşın hareketsiz kalırken diğerinin ileri geri yürüdüğünü hayal edin. Hareket eden arkadaş zamanı daha yavaş deneyimleyecektir. Bu tutarsızlık, hareket eden bireyin daha az yaşlanacağı, saatinde daha az geçen saniye algılayacağı, düşünmek için daha az zamana sahip olacağı ve hatta taşıyabileceği bir bitkinin daha yavaş büyümesine tanık olacağı anlamına gelir. Bu fenomen günlük hızlarda küçük olsa da yüksek hızlarda önemli hale gelir. İlk deneysel doğrulama jet uçaklarındaki hassas saatlerle yapılan deneylerden geldi ve uçaklardaki saatlerin yerdeki saatlerin gerisinde kaldığını gösterdi. Günümüzde hızdan kaynaklanan zaman genişlemesi çok sayıda fiziksel deneyde gözlemlenerek teoriyi güçlendirmektedir. Sabit bir saatin zaman tutma özelliğinin hareket eden bir saate göre farklı olabileceği fikri Einstein'ın içgörülerinden önce düşünülemezdi. Bu prensibi Maxwell'in elektromanyetizma denklemlerinden çıkardı. Sonuç olarak hareket eden bir nesne sabit bir nesneye göre daha kısa bir süre yaşar. Saatler daha az saniye ilerler ve biyolojik süreçler buna bağlı olarak yavaşlar. Bu yalnızca farklı konumlar için evrensel bir zaman olmadığı, aynı zamanda tek bir konumda bile zamanın mutlak olmadığı gibi dikkat çekici bir sonuca yol açar. Belirli bir süre yalnızca bir nesnenin belirli bir yörünge boyunca hareketiyle ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla uygun zaman kavramı yalnızca kütleye göre mekansal konuma değil, aynı zamanda nesnenin hızına da bağlıdır. Einstein'ın görelilik kuramının en derin çıkarımlarından biri şimdi kavramının evrensel olmadığı fikridir. Bunu açıklamak için yaklaşık 4 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegen olan Proxima B'ye seyahat eden bir kardeşimizin başına neler geldiğini düşündüğümüz senaryoyu ele alalım. Bu kardeşinizin şimdi ne yaptığını sormak Venedik'te dururken Pekin'de ne var diye sormaya benzer şekilde temelde hatalı bir sorudur. Anlamsızdır. Çünkü farklı yerleri birleştirir. Kardeşimi gözlemlediğimde zaman içinde bana ulaşan ışığı alırım. Örneğin kardeşimden gelen ışığın bana ulaşması birkaç nanosaniye, saniyenin milyarda biri sürer. Bu da nanosaniyeler önce ne yaptığını gördüğüm anlamına gelir. Örneğin New York'talarsa bir telefon görüşmesi birkaç milisaniye öncesindeki eylemlerini iletir. Ancak Proxima B'delerse ışığın ulaşması 4 yıl sürer. Bu nedenle herhangi bir gözlem veya iletişim önceki durumlarını yansıtır. Şimdiyi değil. Proxima B ile dünya arasında paylaşılan bir şimdi yoktur. Hatta teleskopla gözlemledikten veya radyo yayınlarını dinledikten sonra Proxima B'deki olayları düşünmek bile şimdilerimizi senkronize etmez. Örneğin kardeşim 4 yıl önce gözlemledikten sonra eylemlerini algıladığım zamana kadar dünyaya dönmüş olabilirler. Benzer şekilde kardeşim Proxima B'ye bir takvim götürür ve 10 yılını işaretlerse bu yıllar dünya tabanlı zaman çizelgemize uymaz ve paylaşılan bir şimdi kavramını daha da karmaşık hale getirir. Proxima B'de şimdi ne olduğunu sormak, bir futbol takımının basketbol şampiyonluğu kazanması veya bir müzik notasının ağırlığı gibi alakasız fenomenler hakkında saçma sorular sormak kadar anlamsızdır. Şimdi kavramı yalnızca yakındaki olaylar için geçerlidir, uzak olanlar için değil. Şimdimiz evrensel olarak uzanmaz. Ancak boyutu zamanı ölçmedeki hassasiyetimize bağlı olan yerel bir balonla sınırlıdır. Nanoskalada bu balon yalnızca birkaç metre genişliğindedir. Milisaniye ölçeğinde kilometrelerce uzanır. Bir saniyenin onda birini zar zor ayırt edebilen insan algısı tüm gezegenimizi ortak bir şimdiyi paylaşıyormuş gibi ele almamızı sağlar. Anlık algımızın ötesinde geçmiş, şimdiden görülen olaylar ve gelecek, henüz görülmeyen olaylar yatar. Bunların arasında ne geçmiş, ne de gelecek, mesafeye göre değişen bir aralık vardır. Mars'ta 15 dakika, Proxima B'de 8 yıl ve Andromeda galaksisinde ise milyonlarca yıl. Bu genişletilmiş şimdidir. İyi tanımlanmış evrensel bir şimdiki zaman fikri, bir ormandaki gökkuşağının yanıltıcı son noktasına benzer şekilde bir yanılsama
fiziksel prensiplerin ihlalidir. Gezegenler arası uzayda iki taşın aynı yükseklikte olup olmadığını sormak, evrensel bir yükseklik kavramı olmadan anlamsızdır. Benzer şekilde Dünya ve Proxima B'deki olayların eş zamanlı olup olmadığını sormak saçmadır. Çünkü eş zamanlılık kendi başına görecelidir. Evren, evrensel bir şimdiden yoksundur. Eş zamanlılığın göreliliği, evrendeki nedensellik anlayışımızı nasıl etkiler? Eş zamanlılığın göreliliği, eş zamanlılığın mutlak olmadığını, gözlemcinin referans çerçevesinde göreli olduğunu göstererek nedensellik anlayışımızı temelden değiştirmiştir. Özel görelilikte bir referans çerçevesinde eş zamanlı görünen iki olay, başka bir referans çerçevesinde eş zamanlı olmayabilir. Bu olayların zamansal sırasının gözlemcinin hareket durumuna bağlı olarak değişebileceği anlamına gelir. Bazı çerçevelerde bir A olayı B olayından önce gelebilirken, başka bir çerçevede B, A olayından önce gelebilir. Ancak nedensellik korunur. Çünkü birbirini etkileyebilen olaylar, yani nedensel olarak bağlantılı olanlar, gözlemciden bağımsız olarak her zaman tutarlı bir sırayı koruyacaktır. Nedensel olarak bağlantılı olaylar için ışık konileri, nedenin her zaman ışık konisi yapısı içindeki etkiden önce gelmesini sağlayarak etkilerin nedenlerinden önce gelemeyeceği ilkesini korur. Uzak medeniyetler arasındaki iletişim için evrensel bir şimdinin olmamasının etkileri nelerdir? Evrensel bir şimdinin olmaması, evrendeki uçsuz bucaksız mesafelerdeki iletişim için özellikle uzak medeniyetler arasında derin etkilere sahiptir. Sinyaller ışık hızında hareket eder ve önemli zaman gecikmeleri yaratır. Örneğin dünyadan 4 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegendeki bir medeniyete gönderilen bir mesajın ulaşması 4 yıl, yanıtlanması ise 4 yıl daha sürer. Uzak konumlar arasındaki olayları senkronize etmek veya aktiviteleri koordine etmek evrensel bir şimdi olmadan neredeyse imkansız hale gelir. Her medeniyet kendi yerel zaman çerçevesinde çalışarak gerçek zamanlı etkileşimi karmaşıklaştırır. Uzak medeniyetleri gözlemlerken onları şimdi oldukları gibi değil, geçmişte oldukları gibi görürüz. Bu tarihsel bakış anlayışımızı ve etkileşim stratejilerimizi etkiler. Genişletilmiş bir şimdi kavramı astronomik gözlemlerin yorumlanmasını nasıl etkiler? Genişletilmiş bir şimdi zaman kavramı astronomik mesafeler göz önüne alındığında algıladığımız mevcut anın önemli bir süre boyunca gerildiği anlamına gelir. Uzak astronomik nesnelerin gözlemleri onların yıllar önceki durumlarını yansıtır. Örneğin 100 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızı gözlemlemek bize yıldızı 100 yıl önceki haliyle gösterir. Şimdimizin farklı zamanlarından gelen ışığı içerdiğini anlamak, gök bilimcilerin gözlemlenen fenomenleri doğru zamansal bağlama yerleştirmesine yardımcı olur. Şimdi görülen olaylar milyonlarca hatta milyarlarca yıl önce meydana gelmiş olabilir. Evrenin modelleri şimdinin genişletilmiş doğasını hesaba katmalı ve gök cisimlerinin ve kozmik olayların doğru temsillerini oluşturmak için ışık seyahat süresini dahil etmelidir. Modern fizik çerçevesinde zaman tek bir evrensel olarak paylaşılan şimdi olarak değil, geçmiş ve gelecek ışık konilerini içeren daha karmaşık bir yapı olarak anlaşılır. Bu ışık konileri olayların kısmi bir sıralamasını oluşturur. Burada bazı olaylar arasında zamansal ilişki açıktır. Ancak hepsi için geçerli değildir. Her gözlemcinin kendine özgü geçmiş ve gelecek ışık konileri vardır. Zamansal öncelik ilişkisi bu koniler tarafından tanımlanır. Özellikle ışık konileri evrendeki olaylar arasında kısmi bir zamansal sıralama belirler. Genişletilmiş şimdi kavramı, belirli bir olaya göre ne geçmişte ne de gelecekte olan olayları kapsar. Tüm olayları ve bunların zamansal ilişkilerini temsil etmek için geçmişi, şimdiyi ve geleceği belirtmek amacıyla basitçe bir düzlem kullanamayız. Bunun yerine her olay karşılık gelen geçmiş ve gelecek ışık konileriyle görselleştirilmelidir. Her olayın ilişkili bir geçmişi, geleceği ve ne geçmiş ne de gelecek olan bir dizi olayı vardır. Tıpkı her bireyin ataları, torunları ve çağdaşları olması gibi. Işık bu konilerin eğik çizgileri boyunca hareket eder. Dolayısıyla ışık konileri terimi geleneksel olarak 45 derecelik bir açıyla çizilseler de daha gerçekçi olarak geçmişimizi geleceğimizden ayıran son derece kısa bir süre nedeniyle yatay olmalıdırlar. Ve neredeyse fark edilemeyecek kadar ince yatay çizgiler oluştururlar. Evrensel bir şimdi yoktur. Uzay zamanın zamansal yapısı basit bir katmanlaşma değil, tüm ışık konileri tarafından oluşturulan karmaşık bir oluşumdur. Zaman farklı yerlerde farklı şekilde akar ve bu ışık konilerinin şekilleri bozulabilir.
Örneğin bir kütle çekim dalgası geçtiğinde küçük ışık kolileri rüzgardaki buğday sapları gibi topluca salınır. Işık kolilerinin yapısı teorik olarak kişinin sürekli olarak zamanda ileriye doğru hareket ederken başlangıç olayına geri dönmesine izin veren kapalı zaman benzeri döngüler bile oluşturabilir. Bu fenomen ilk olarak Kurt Gödel tarafından fark edilmiştir. Kara deliğin yakınında ışık kolileri olay ufkuna doğru eğilir. Kara deliğin yoğun kütle çekim alanı ufkunda zamanı o kadar büyük ölçüde yavaşlatır ki zaman etkili bir şekilde durur ve kara deliğin yüzeyi kolilerin kenarlarıyla hizalanır. Bir kara delikten kaçmak için nesneler yalnızca zamanda ileriye doğru hareket edebildiğinden geleceğe değil şimdiye doğru hareket etmek gerekir ki bu imkansızdır. Sonuç olarak olay ufkunda ışık kolilerinin içe doğru eğriliği uzayın bir bölgesini evrenin geri kalanından ayırır ve içindeki her şeyi alır. Kara deliklerin etrafındaki zamanın benzersiz yerel özellikleri bunların oluşumuna yol açar. Kapalı zaman benzeri eğrilerin varlığında veya geçmişe seyahat etme olasılığında mantıksal bir çelişki yoktur. Şimdi kavramı anlamsızsa o zaman evrende ne vardır? Evrenin belirli bir şimdide belirli bir biçimde var olduğu ve zamanla değiştiği kavramını terk etmeliyiz. Evrenin zamansal yapısı her biri zaman ve gerçeklik anlayışımıza katkıda bulunan sayısız ışık konisinin birbirleriyle ilişkisinden dokunmuş dinamik ve karmaşık bir sistemdir. Kapalı zaman benzeri eğriler kavramı nedenselliğe dair geleneksel anlayışımıza nasıl meydan okumaktadır? Kapalı zaman benzeri eğriler uzay zamanda aynı noktaya geri dönen yollara izin vererek teorik olarak geçmişe doğru zaman yolculuğuna olanak tanır. Bu nedenselliğe dair geleneksel doğrusal görüşe meydan okur. Bu eğriler bir zaman yolcusunun geçmiş olayları değiştirerek varoluşlarını engelleyebileceği büyük baba paradoksu gibi paradokslara yol açabilir. Kapalı zaman benzeri eğrileri içeren teoriler genellikle bir zaman yolcusunun gerçekleştirdiği herhangi bir eylemin zaten tarihin bir parçası olduğu, paradokslardan kaçınan ancak yine de özgür irade ve nedensellik anlayışımıza meydan okuyan kendi içinde tutarlı geçmişler gerektirir. Bu eğriler genel görelilik denklemlerinin çözümleri olsa da fiziksel olarak makul olup olmadıkları ve evrenimizdeki varoluşları hala spekülatif ve tartışmalıdır. Yerçekimi dalgalarının ışık konilerinin yapısı ve zaman akışı üzerindeki etkileri nelerdir? İvmelenen kütlelerin, örneğin birleşen kara delikler, neden olduğu uzay zamandaki dalgalanmalar olan yerçekimi dalgaları, ışık konilerinin yapısı ve zamanın akışı için önemli etkilere sahiptir. Yerçekimi dalgaları, ışık konilerinin şeklini ve yönelimini etkileyen uzay zamanda geçici bozulmalara neden olur. Bu, ışık yollarını ve nedensel yapıyı anlık olarak değiştirebilir. Yerçekimi dalgaları geçerken uzay zamanı gerer ve sıkıştırır. Bu da farklı bölgelerde farklı zaman geçiş sınırlarına yol açar. Bu dinamik değişim hassas ölçümlerde ve gözlemlerde hesaba katılmalıdır. LIGO ve VIRGO gibi kompleks ölçüm sistemleri tarafından yerçekimi dalgalarının ölçülmesi bu uzay zaman bozulmalarının doğrudan kanıtını sağlar ve genel görelilik tahminlerini doğrular. Kara delik yakınlarındaki zamansal özellikler entropi ve termodinamiğin ikinci yasası anlayışımızı nasıl etkiler? Kara delik yakınındaki özellikle olay ufkuna yakın uç kütle çekim alanları entropi ve termodinamiğin ikinci yasası için benzersiz çıkarımlara sahiptir. Bekenstein ve Hawking tarafından ortaya atılan kara delik entropisi kavramı bir kara deliğin entropisinin olay ufkunun alanıyla orantılı olduğunu ileri sürer. Bu entropiyi uzay zamanın geometrisine bağlar. Kara delik bilgi paradoksu kara deliğe düşen bilginin sonsuza dek kaybolup kaybolmadığını sorgular ve görünüşe göre termodinamiğin ikinci yasasını ihlal eder. Hawking radyasyonu gibi çözümler, kara deliklerin radyasyon yayabileceğini, muhtemelen bilgiyi koruyup termodinamik ilkelerle uyumlu olabileceğini ileri sürmektedir. Holografik ilke, bir uzay hacminde bulunan tüm bilginin o uzayın sınırındaki bir teori olarak temsil edilebileceğini ileri sürer. Genellikle kara deliklere uygulanan bu ilke, entropi ve bilginin aşırı kütle çekim alanlarında nasıl korunabileceğini anlamak için bir çerçeve sağlamaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.